Ama girdin Devam ya. ediyoruz. Bir sonraki pozisyon. Bu Feyyaz Uçar'ın söylediği pozisyonlardan biri. Bu değil ki o ya. Bu değil. 17. dakikada. 18'di o. 17. dakikada ekranın solunda taç çizgisi kenarında. Bu değil. Karnına, Immobile'nin karnına bir... Geliyor, geliyor. İşte bu. İlki bu, evet bu. Şimdi savunmacıya bakın, Galatasaraylı oyuncuya topla oynama niyeti var mı? Topla oynuyor mu? Bakın. Yapamazsın mı? Bu sarı kart ve faul. Hakem burada faul dahi vermedi, oyunu devam ettirdi. Nedir bu el hareketi? Kimse bunu çözemedi. Hakem de çözemedi. Bu görüntü çok enteresan, biliyor musun? Hakem bu görüntünün de çözemedi. Tersi nerede var? Bizde vardır, versinler. Immobile Süper Kupa'da 5-0'lık maçta... Barış Alper'e buna benzerini yaptı, biliyor musun? Aynısı. Bizim arkadaşlar da içeride vardı. Barış Alper'e. Barış Alper'e. Karşıt tribünler önünde sağ. Vurdu, tokat attı. Köşe gönderin orada. Doğru mu ya? Evet doğru, bu, bravo. Bunun biraz daha bizde vardı mesela onun görüntüsü. Orada mesela ya, hiç hakem bir şey vermedi. Burada da, topsuz alanda karnına doğru şöyle bir hamlesi var hocam. Bir hareketi var. Bu hareket yumruk sıkılı olsa, biraz daha şiddetli gelse kırmızıya bile gider bu. Vurmaya gelecek o zaman. Bu o sınır kalmış. Faul de kalmış. Faul ve sarı kart. Futbol böyle oynanmaz. Faul ve sarı kart dedik. Kesin. Devam ediyoruz. Immobile'ye yapılan hareket faul ve sarı kart dedik. Devam. Sanchez'e burada sarı kart. Torreira Rafa Silva mücadelesinde devam kararı var. Doğru mudur? Yoksa faul müydü? Faul bu. Bu faul. Şöyle diyeyim, tam bir basma değil, sıyırma olmuş kenardan. Hocam kırmamış da bozmuş onu, bozmuş. Yani ayak bozmuş ama topsuz ayağına vuruyor. Sadece Levent abi, sağ ayağına. Hocam ayağının dışıyla dışa vuruyor. Evet, foul evet, yani. Basma yok. Doğru, doğru. Sadece foul yeterli. Foul. Foul yeterli. Devam ediyoruz. Topu almak istemiş, foul yapmış. Foul yapmış. Devam ediyoruz. Ortak topa yani. Geç kalmış. Şimdi bu Davinson Sanchez'in pozisyonlarını... Bu Osimhen'in pozisyonu. Şimdi sanki. Arka arkaya kesti arkadaşlar. Farklı dakikalar. Bu ilki. Yok. İki, bu değil. Devam edelim. Şimdi gelecek. Bu pozisyonun devamına geliyor. Bak şu. Şu geliş şekline bakalım. Yakınını görelim onu. Şundan sonra devam ediyor. Şimdi gelecek. Topu atlamış. Atlarken de şurada bir bu az önceki açıyı verin. Çünkü o açı daha iyi görüntü sanıyorum. Değil mi hocam? Evet. Evet. Buradan bir şey anlaşılmıyor. Çok uzaktı. Bir önceki açı. Heh, şu açıdan. Evet, buradan yavaşça verelim. İki ayak bütünleş. Bu devam. Bu yok bir şey. Bunda ayak şey kayıyor. Yok kayıyor. Burada topu sarı karta gerek yok. Yok. Zaten önce faul şeyden başlıyor. Diğer taraf. Osimhen'den başlıyor. Aslında ona başlaması lazım. Ona verdeki diğer ayak bileğe gitmesin diye. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Boştaki ayağıyla rakibin buna dokunduğu yer var ya, işte o bozuyor. O bozuyor. Peki devam ediyoruz. Oyuncu bu düşse süslemiş yani. Aynen. Bu Rafa Silva'ya olan hareket. Bu inanılmaz ya. Bu hani geçen de bir Galatasaray maçında mı yüze gelen bir tıkladı dedik ya. Bunun aynısı. Bu hareket, hocam bu hareket neden sonra oldu bu hareket? Hatırladınız mı? Bu penaltı, hareket niye verdi? Penaltı pozisyonundan sonra. Bundan penaltıdan sonra oldu. 30-40 saniye Gökhan önce. Hocam penaltı benim düşüncem değil. Icardi'nin pozisyonu. Bunu ver ya, onu vermedi diye doğru esasen orada karar verdi. Burada da direkt. Bana göre sarı kart. Bu sarı kart ve faul. Bunu penaltı vermedi diye. Yok, bunları bir araya koyduk da o yüzden. Tamam, yok, söylendiği tabii, için. Levent abi oyunda da zaten ondan sonra hemen bir dakika içinde bu hareket oldu. Korkusundan veremedi. Orada doğru karar verdi. Burada var ya işte pansuman yapıyor. Burada bu, hem Sanchez sarı kart hem de bir serbest vuruş kazanması gerek. Doğru. Beşiktaş vermedi. Bu top döndü, pozisyon oldu Beşiktaş. Tabii. Bu bir sarı karttır. İkinci sarı karttan onu gösterseydi. Eğer penaltı pozisyonu olmasaydı bak o mücadelede buna foul ve sarı kart vermişti. 29 dakikada bu. Ben buna sarı kart dedim ben.
Sarı kart. Bu da sarı kart. Penaltı için az önce bundan önce. Devam ediyoruz. Bu da sarı kart. Sınırları zorlayan bir sarı kart. Bir de maç 1-0 yani. Cepheden bu da sarı. Devam. Bu çok net bir sarı yani. Bu da nihayet sarı oluyor 62'de. Yani. En masumuna ver. Evet, bunda da hiçbir şey yok. Yok, en masumuna ya, sarı kart. Normal bu, topa bu vuruyor. Şöyle, adamı bile. Beşiktaş Immobile vururken diğer ayak onun üstüne geldiği yani. İçin bu da sarı. Ama Gökhan Kaptan'a katılıyorum, en masum olanına vermiş. En garanti sarı kart ve foul gördüğü az önceki pozisyona. Onun dışında. Rafa Silva'nın düştüğü pozisyon sarı kart ve serbest vuruş tehlikeli yerden maç 1-0. Evet. Ve de oradaki sarı kart, bu sarı kart 60'ta da biz Galatasaray 10 kişi kalmıştı. 17'de öbür sarıyı verdiğinde 29'da sarı kart. 28-29'a girerken orada... Hocam tabii siz bunu böyle değerlendiriyorsunuz. Oyunun başının dakikasında o sarıyı gösterse belki onu yapmayacak. Onu bilemeyiz, falaşamayız. Bir de öyle var. Tabii. O karnına olanı gösterse. Karnını gösterse sarı kart doğru hareketi yapamaz. Belki daha kontrollü oynayabilir diyorsunuz. O da var. Bunlar bu şekilde oynamaz. Biz bir diyoruz ya, yapmaya uzun süre gidiyor diye defans oyuncularında. Peki, dolayısıyla bu pozisyonlar sarı kart dedik efendim. Evet, devam ediyoruz. 3 etmiş yani. 3'te 1. Hakemin buralardaki... Icardi pozisyonu maçın bir başka çok önemli pozisyonu.